bugün bu ülkede Enver Paşa'ya hain demek kimsenin haddi değildir. Bunu söylemek de aptallıktır ve gerizekalılıktır, bu çok nettir. Evet değerli dostlarım, başka bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Konuşacağımız konu çok önemli bir konu ve her zaman da böyle kafaları karıştıran bir konu olmuştur. Türkiye'de bu tartışma her zaman Enver Paşa etrafında yapılır. Enver Paşa haindi der bir kısım, Enver Paşa kahramandı der bir kısım. Hatta kahramandı derken işi o kadar ileriye götürürler ki sanki Türk milletinin Türk milleti olduğunu yeniden Enver Paşa hatırlatmıştır Türk milletine diye iddialarda bulunurlar. En büyük Türkçü olarak Enver Paşa'yı ortaya sürerler. Türkçülük fikrinin Enver Paşa'dan çıktığını söyleyenler vardır her zaman. Aynı zamanda kendisi bizim yakın tarihimiz açısından da gerçekten oldukça tartışmalı bir kişiliktir. Şimdi burada kalkıp da Enver Paşa'nın doğum tarihini, okuduğu okulları, şunları bunları anlatacak değilim. Onları zaten internette istediğiniz zaman bulabilirsiniz. Bizim işimiz bu videoda birazcık Enver Paşa'nın derinlerini inebilmek ve biraz karakterini tahlil edebilmek ve bunları sizlere aktarmak olacak değerli arkadaşlar. Evet, Enver Paşa ve Mustafa Kemal Paşa kıyaslaması yapılıyor bildiğiniz gibi her zaman. Şimdi bu iki insan zaten aynı jenerasyondan değerli arkadaşlar. Bunlar aynı neslin iki insanı. Evet, birbirlerini gençliklerinden beri tanıyorlar. Zaten İttihat ve Terakki kurulmuş. Mustafa Kemal Paşa İttihat ve Terakki Komitesi'nin içinde var. Kurucuların içinde değil, sonradan davet edilenlerin içinde. İttihat ve Terakki'nin birkaç toplantısına gitmiştir. Daha sonra kendisi çeşitli sebeplerden dolayı İttihat ve Terakki'den ayrılmıştır. Enver Paşa'ya baktığımız zaman kuruluşundan itibaren İttihat ve Terakki komitelerinin içindedir. Zaten o zaman yapılacak olan, yani Osmanlı İmparatorluğu'nda bir siyasi parti olmadığı için Abdülhamit tahta hemen geçtikten sonra, Padişah 2. Abdülhamit tahta hemen geçtikten sonra meşrutiyeti kaldırdığı için, anayasayı askıya aldığı için değerli arkadaşlar, siyasi parti kurulamayacağından dolayı o günün aydın insanları çeşitli şehirlerde komiteler kurmaktadır ve bu komiteler yavaş yavaş toplanacaktır ve en sonunda bir ihtilalden sonra bir siyasi partiye dönüşecektir. İşte İttihat ve Terakki budur. Bugün İttihat ve Terakki ile de alakalı kafalar gerçekten çok karışık. İttihat ve Terakki'nin tek amacının sadece 2. Abdülhamit'i devirip, efendime söyleyeyim, daha sonra meşrutiyeti yeniden ilan edip anayasa yürürlüğe alınmak ve her şeyi bırakmak olarak düşünülüyor. Hayır, İttihat ve Terakki bir akımdır. Fransız İhtilali'nden sonra nasıl ki milliyetçi akımları artık Avrupa'da egemen olduysa ve milliyetçi akımların egemen olması sebebiyle Osmanlı İmparatorluğu toprakları içinde isyanlar çıkıp bazı topraklar bizden koptuysa, mesela Sırbistan gibi, Bulgaristan gibi, Yunanistan gibi değerli arkadaşlar, İmparatorluk bir tebaadan meydana geldiği için İttihat ve Terakki de artık İmparatorluğun teba zihniyetinin yıkılması gerektiğini, onun yerine Türk milleti kavramının alınması gerektiğini ve bu şekilde imparatorluğun anayasal monarşi olarak hayatına devam etmesi gerektiğini düşünmektedir. İttihat ve Terakki'nin içinde gerçekten çok ilginç insanlar var. Efendim söyleyeyim, Araplar var, Ermeniler var hatta arkadaşlar. Bakın, Ermeniler var. İttihat ve Terakki'nin içinde Ermeniler var. Nitekim örneğini vereyim. Çanakkale Savaşı'nda vefat eden, hayatını kaybeden Ermeni doktorlardan bir tanesi. Aynı zamanda İttihat ve Terakki üyesidir. Bazı çevreler İttihat ve Terakki'yi teçhir yüzünden, zorunlu Ermeni teçhir yüzünden, 1915 olayları yüzünden Ermeni düşmanı gibi göstermektedir. Hayır, böyle bir şey yok. İttihat ve Terakki nasıl ki imparatorluğun içinde birçok tebaadan insan varsa, onları da millet kavramıyla kendi içinde barındıran bir siyasi partiden ibaretti. Şimdi evet, Enver Paşa İttihat ve Terakki'nin kurucuları arasında yer alıyor. Komiteci, amcası Halil Paşa da o şekilde ve Talat ve Cemal Paşalarda da arası çok iyi. Onları da eskiden beri tanımaktadır zaten. Siyasi yönden bağlantıları vardır. Enver Paşa'nın belki de, ki Mustafa Kemal Paşa bakın buna her zaman şiddetle karşı çıkmıştır. Ordudaki insanların siyasete bulaşmasına her zaman şiddetle karşı çıkmıştır. İttihat ve Terakki'den de o yüzden zaten uzaklaşmıştır. Yani bir sebebi de budur. Enver Paşa ise hayatı boyunca tam tersi, hem orduda subaylık görevini ifa ederken, yürütürken, hem de aktif olarak siyasetin içinde yer almayı tercih etmiştir. Evet, meşhur Babali baskını, Abdülhamit'in meşruiyeti ilan etmek zorunda kalması, akabinde anayasayı tekrar yürürlüğe alması, meclisi mebusanın yeniden açmasıyla sonuçlanmıştır Babali baskını. Babali baskını mesela
Enver Paşa'nın, ki o zaman paşa değildir, darbe olarak yaptığı söylenmektedir. Halbuki planlayıcısı Enver Paşa bile değildir. O baskında olaylar çok spontane gelişmiştir. Bir anda öfkeli bir kalabalık, İttihatçı bir kalabalık, Bağbali, yani bugünkü Osmanlı, yani bugünkü Bakanlar Kurulu'dur Bağbali. Osmanlı İmparatorluğu'nun Bakanlar Kurulu toplantısının yapıldığı binanın önüne gelmişlerdir. Ki bugün il müftülüğü olarak kullanılır İstanbul'da o bina. O binanın önüne gelmişlerdir. Enver Paşa hiç alakası olmayan bir şekilde baskın olmadan önce öfkeli kalabalığın oraya toplandığını haber almış. Beyaz atına binmiş, sadece öfkeli kalabalığı dizginlemek üzerine o niyetle oraya gitmiştir. Ama bir anda kendisini bir baskına dönüşen olayın içinde bulmuştur. Ve meşhur olarak tabii ki bunun tasvirleri yapılmış, fotoğrafları çekilmiş ve Enver Paşa bir anda o baskının parlayan yıldızı haline gelmiştir. Kendisinin bundan ne haberi vardır, ne de zaten böyle bir şey planlamıştır, ne de böyle bir şey istemiştir. Ama bu olay olduktan sonra Enver Paşa artık İttihat ve Terakki'nin askeri kanadının poster çocuğu, kapak çocuğu, yani kapak fotoğrafı gibi olmuş gibi düşünebilirsiniz bunu. Bir anda artık yıldızı parlamıştır. Zaten Balkanlarda çeşitli Sırp çetelerine, Karadağ'daki Arnavut çetelerine karşı savaşırken orada da zaten ismi duyulmuş, bir anda parlamıştır. Zaten Enver Paşa'nın hayatı boyunca askeri olarak önemli bir başarısı yoktur. Fakat Balkanlarda gerçekleştirdiği bu silahlı mücadele onun da isminin duyulmasını sağlamıştır değerli arkadaşlar. Enver Paşa döneminin iyi yetişmiş subayları gibi, ki bunlar artık Harp Akademisi mezunları, kurmay okulu mezunları bunlar. Çok kültürlü bir insandır değerli arkadaşlar. Almanca bilir, Rusça bilir, Farsça bilir değerli arkadaşlar. İngilizce dersleri almıştır, onu da öğrenmeye çalışmıştır. Piyano çalar, resim yapar, çok da güzel şiir yazar. Yazdığı şiirler, eşine yazdığı mektuplar var. Bunları Murat Bardakçı yayınladı. Orada bazı şiirler var değerli arkadaşlar. Belki de geç dönem Osmanlı Edebiyatı'nın, yani Türk Edebiyatı'nın en iyi örneklerinden bir tanesi olabilir. Sadece Enver Paşa böyle miydi? Hayır, elbette değildi. Dönemin bütün artık genç subayları, yüzbaşıları, binbaşıları, yarbayları, albayları zaten böyleler. Çok kültürlüler, birçok dil biliyorlar. Güzel sanatlara hakimler, ki düşünün, %90'ı okuma yazma bilmeyen bir toplumun içinde siz sanat faaliyetiyle uğraşıyorsunuz. Bu zaten büyük adam olmak için zaten yeterlidir. Evet değerli dostlar. Babali baskın olduktan sonra artık meclis açılmıştır, meclis-i mebusan. İkinci meşrutiyet ilan edilir. İttihat ve Terakki yüksek bir oy oranıyla seçilir. Yani bir sürü milletvekili mebus çıkartır. Mecliste çoğunluğu sağlar. İstediği kişiyi, doğal olarak hükümet olacağı için istediği kişiyi sadrazam yapar, yani başbakan yapar, nazırları, bakanları kendi aralarından seçerler. Bu dönemden sonra zaten Osmanlı İmparatorluğu'nun kaderi zaten artık çok farklı yerlere gitmektedir. Bunu sadece Enver Paşa mı planlamıştır? Hayır. Koskoca bir İttihat Terakki Cemiyeti var. İttihat ve Terakki Partisi var değerli arkadaşlar. Bu Enver Paşa'nın tasarrufunda olan bir şey değildir kesinlikle. Talat Paşa var, Cemal Paşa var, Halil Kut Paşa var. Yani bunlar da İttihat Terakki'nin içindeler. Enver Paşa ise tek başına karar alan bir mekanizma değil. Ben yaptım, oldu, bu yapılacak diyemez kesinlikle, asla ve asla. Artık kendisi ihtilalin, yani İttihat ve Terakki'nin böyle askeri yıldızı olduğu için Harbiye Nazırı olması teklif edilir. Fakat rütbesi Harbiye Nazırı olmaya müsait değildir ki en sonunda hanedana damat olarak bir prensesle evlenerek, değil mi? Osmanlı prensesiyle evlenerek değerli arkadaşlar artık Tuğgeneral rütbesini almıştır ve en sonunda Harbiye Nazırı olmuştur değerli arkadaşlar. Kendi devreleri, diğer subay arkadaşları Enver Paşa'nın mesela bu şekilde bir anda yıldızının parlamasından, böyle general olmasından, paşa olmasından rahatsız olmamışlardır hiçbir zaman. Bu normal bir şeydir. Zaten kariyer yapmak isteyen bir subay ya da asker gider hanedana damat olur. Bu çok normal bir şeydir. O zamanlar normal karşılanır değerli arkadaşlar. Fakat artık bizim Birinci Dünya Savaşı'na girmemiz, ki Enver Paşa o zaman Harbiye Nazırı'dır. Birinci Dünya Savaşı'na girmemizin sorumluluğu tek başına her zaman Enver Paşa'ya atılır. Bu doğru değildir değerli arkadaşlar. Kendisi Alman hayranı olmakla suçlanır genelde. Ama şöyle bakmanız gerekiyor olaya. O dönemde kim Almanlara hayran değildi ki? İngiliz ordusunun subaylarına bakıyorsunuz. Onlar da Alman ordusu hayranı. Fransız ordusuna bakıyorsunuz. Onlar da Alman ordularının hayranı. Rus ordularına bakıyorsunuz. Çarlık Rusyası'nın ordularına bakıyorsunuz. Onlar da Alman ordularının
o dönemdeki hayranı. Çünkü süper gelişmiş bir sanayileri var. Prusya ekolünden gelen çok iyi yetişmiş kurmay subayları ve generalleri var. Ordudaki bir onbaşının, çavuşun bile seceresini, aile seceresini böyle yıllar öncesine takip edebiliyorsunuz. Öyle İngiliz ordusunda olduğu gibi, Fransız ordusunda olduğu gibi böyle serserilerin, ipsizlerin, sapsızların girebildiği bir ordu değil Alman ordusu. Enver Paşa aynı zamanda Babali baskını ve Harbiye Nazırlığı arasındaki dönemde Almanya'ya, Alman İmparatorluğuna, Habsburglara askeri ateşe olarak gittiği için Alman kültürünü orada zaten görmüş, tanımış. Orada kendisi de çok iyi bir sosyal muhit edinmiş. Çünkü kültürlü bir insan, dediğim gibi yani birçok sanat faaliyetiyle ilgileniyor. Acayip kültürlü bir adam, bir sürü dil konuşuyor. Baktığınız zaman hani biraz ufak boyudur falan ama yakışıklı da bir adam. Hatta bazı düklerin ve fürstlerin kızları ona hayranlık besliyorlar. Aralarında Enver Paşa'yla, ki o zaman bekar olduğu için, onun da evlenmek isteyenler bile çıkıyor. Tabii ki şimdi Habsburg hanedanına mensup bir prensesle Osmanlı subayının, yani yüksek rütbeli bir Osmanlı subayının evlenmesi tabii ki mümkün değil yani. Öyle bir şey olması devletler arası ilişki açısından mümkün değil. Her ne kadar arada hayranlık ya da aşk bile olsa. Evet, Almanya'da çok iyi bir sosyal muhit edinmiş, Almanya'yı görmüş, gezmiş, tanımış. Alman ordusunu görmüş, Alman ordularının manevralarına katılmış, Alman ordusunun hayranı olması, o askeri tekniğe hayran olması zaten gayet normal bir şey. Kaldı ki Harbiye Nazırı olduktan sonra Enver Paşa, değerli arkadaşlar, Türk ordusunu da aynı Alman ordusunun kullandığı teçhizatlara, sisteme adapte etmeye çalışıyor. Mesela bizde o zaman alaylı paşalar var. Okuma yazma bilmezler bunlar. Kurmay okulu, zabit okulu mezunu değillerdir. Çavuşluktan, küçük zabitlikten askerliğe başlamışlardır. Okuma yazma bilmeyenleri vardır aralarında ama topografya ve coğrafyayı ezbere bilirler. Bir gördükleri bir daha unutmazlar. Askeri teknikleri ve taktikleri iyi bilirler ama okuma yazma bilmezler. Böyle düşünün bunu. Ama bir yerden sonra ordunun modernleşmesi açısından böyle insanların artık orduda olmaması gerekiyordu. Enver Paşa Harbiye Nazırıyken ne yaptı? Onların hepsini emekli etti değerli arkadaşlar. İşte bu ordunun modernleştirilme hareketi Birinci Dünya Savaşı'nda bizim işimize çok yaradı. Eğer mesela Enver Paşa böyle bir harekete girişmemiş olsaydı belki de savaş bizim için çok daha erken bitecekti. Evet, Birinci Dünya Savaşı'nda biz çok alelacele girdik. O zaman dönemin diğer subayları Mustafa Kemal Bey, İsmet Bey, Fevzi Çakmak Paşa, Kazım Karabekir Bey, onlar Birinci Dünya Savaşı'na bizim mümkün olduğu kadar geç girmemizi istiyorlardı. Evet, ortada bir savaş var. Bundan biz kaçınamayız. Eninde sonunda bu savaş gelip bizim kapımızı çalacak. Mümkün olduğu kadar geç girmemizi talep etmekteydiler. Fakat İttihat ve Terakki'nin çok acele karar vermesi sonucuyla biz Birinci Dünya Savaşı'na çok daha erken girdik. Neticesi de tabii ki bizim için kötü oldu ki düşünün, Balkan Savaşı'ndan da zaten yeni çıkmışız. Ordunun yarısını kaybetmişiz. Büyük bir nüfus Anadolu'ya göç etmiş. Onun barınmasıyla, iaşesiyle, açlığıyla uğraşıyorsunuz. Devlet ekonomisi zaten çökmüş. Bir de savaşa girdiğiniz zaman savaş ekonomisi işin içine girecek. Yeniden büyük mevcutlarda ordu kurmanız gerekecek. Evet, bugünkü çevreler Enver Paşa'yı hainlikle suçluyorlar. Bugün bu ülkede Enver Paşa'ya hain demek kimsenin haddi değildir. Bunu söylemek de aptallıktır ve gerizekalılıktır, bu çok nettir. Kendisi Kafkas felaketinden sorumlu tutuluyor. Kafkas Kol Ordusu felaketinden sorumlu tutuluyor. Evet, ortada bir felaket var. Her zaman deniyor ki bilmem kaç bin askerimiz Enver Paşa yüzünden orada boşu boşuna dondu. Bunun birazcık bir doğruluk payı var. Fakat Enver Paşa'dan önce harekatı yöneten iki tane komutan vardı orada. Onları lütfen açın okuyun. Ben burada isimlerini vermeyeyim. Sizlere sürpriz olsun değerli arkadaşlar. Şimdi bu iki komutan, ki Ruslar bize saldıracaklar. Bu belli, Kafkas cephesinden saldıracaklar. Akın akın Anadolu'ya girecek Rus ordusu. Ne oluyor? Kafkas Kol Ordusu oluşturuluyor. Başına da bir komutan atanıyor Enver Paşa tarafından ve ordu gönderiliyor. Harekatı planlayan o ilk komutan harekatın o kadar çabuk biteceğini planlıyor ki, harekat yazın başlıyor. Yani ilkbahardan yaza girerken başlıyor. O yüzden orduya kışlık teçhizat verilmemiş. Kışlık teçhizat alması öngörülmemiş. Daha sonra oradan felaket haberler gelmeye başlayınca Enver Paşa Kafkas cephesini denetlemeye gider Harbiye Nazırı olarak. Ve istemeye istemeye artık oradaki ikinci komutanın da cephe komutanlığından istifa etmesi sonucu istemeye istemeye Kafkas Kol Ordusu'nun harekatını, başkomutanlığını üzerine alır ve harekatı yönetir.
Harekatı yönetmesi mi? Evet, bu tam bir faciadır. Gerçekten Enver Paşa'nın, evet, iyi bir askerdir ama iyi bir kurmay değildir. Çünkü Enver Paşa, Harbiye Nazırı Enver Paşa, hayatı boyunca büyük birlik yönetmemiş bir komutandır. Şimdi hiç büyük birlik yönetmeyen bir insanı alıp şak diye bir kol ordunun başına geçirdiğiniz zaman bocalaması gayet normaldir. Ama bu şekilde bir Mustafa Kemal Bey'le Enver Bey'i sürekli kıyaslarlar. Arkadaşlar, Ferrari ile Ford marka araba kıyaslanmaz. Ben size öyle söyleyeyim, tamam mı? Biri Ferrari, biri Ford. Bir tanesi ömrü cephede geçmiş ki aslında Trablusgarp'ta beraberler. Ama diğerinin öbür cephelerde geçmiş. Filistin'i görmüş, Suriye'yi görmüş, Çanakkale'yi görmüş. Yıldırım orduları başkomutanlığına getirilmiş. Hep büyük birlik yönetmiş. Diğeri ise tüfekli çatışmayı bir Balkan Savaşı'ndan hemen önce çetelerle savaşırken görmüş. İki, Trablusgarp'ta görmüş. Onu da çok kısa sürede görmüş. Orada da birlik yönetmemiş. Yani kıta emir komuta etmemiş. Ama diğeri öyle değil. Diğeri hep kıta komutanlığından gelmiş. İşte o yüzden Mustafa Kemal Bey ile Enver Bey kıyaslanamaz. Bir komutan birliği kötü yönetti, kaybe sebep oldu diye o kişiye vatan haini denmez değerli arkadaşlar. O yüzden dedim, Enver Paşa'ya vatan haini diyen gerzektir. Evet, Enver Paşa'ya bir söylenen şey de şudur. Türklüğün babası, Türklük fikrinin kurucusu. Hayır, öyle bir şey yok. Enver Paşa'nın Birinci Dünya Savaşı bitip İngiliz ve Fransız donanması İstanbul'u işgal ettikten sonra kaçabilen iddiatçılar kaçmıştır zaten. Enver Paşa da biliyorsunuz kaçtı. Önce Almanya'ya, oradan Sovyetlere kaçtı. Talat Paşa da kaçtı bildiğiniz gibi Almanya'ya. Şimdi arkadaşlar, neden bu insanlar kaçtı? Diyorlar ki Enver Paşa hain olmasaydı İstanbul'u işgal edince kaçmazdı. Hayır, elbette ki kaçardı, çünkü iddiatçıları, işgalci kuvvetler, müttefik kuvvetler iddiatçıları Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Dünya Savaşı'na katılmasının sebebi olarak görüyorlardı. Aynı zamanda değerli arkadaşlar, zorunlu Ermeni tehcirinin mimarı ve ortada bir sözde bir iddia dolaşıyor ya, Türkler Ermenileri katletti diye, öyle bir şey yok. Aynı zamanda iddiatçıları Ermeni katliamının, sözde Ermeni katliamının sorumlusu olarak görüyorlardı. İngiliz İmparatorluğu değerli dostlar 4 yıl boyunca hiçbir cephede savaşmamıştır. Sadece Türklerle savaşmıştır 4 yıl boyunca. Bu da İngiliz ordusunun zaten yorulmasına ve çok büyük kayıp vermesine yol açmıştır. İşte İngiliz İmparatorluğu da bunun sorumlusu olarak iddiatçıları gördüğü için hemen iddiatçıların peşine düşmüştür. Şimdi değerli arkadaşlar, Enver Paşa Türklük fikrinin babası ya da kurucusu değildir. Enver Paşa'nın mektuplarına bakın, hatıratı yayınlandı. Hepsi, bütün Enver Paşa'nın ailesi hatıratı, zaten mektuplarını, yazılarını, günlüklerini Murat Bardakçı'ya teslim etmişler. O da çok güzel bir kitap hazırladı, yayınladı. Enver Paşa'nın hiçbir ifadesinde, hiçbir beyanında biz Türklüğü kurtaracağız, bir Türk devleti kuracağız ibaresi yoktur. Her zaman şunu söyler. Biz İslam alemini kurtaracağız, büyük İslam imparatorluğunu kuracağız. Enver Paşa hiçbir zaman cumhuriyet kurma fikri, milli bir devlet kurma fikri, yani Türk devleti kurma fikrine sahip olmamıştır. Onun derdi İslam tebaasıdır, İslam dünyasıdır değerli arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk'te Enver Paşa arasındaki fark zaten budur. Şimdi buna bakarak bir paşaya, bir Türk paşasına hain denmez. Ha, buna bakarak bir Türk paşasına kahraman da denmez, çünkü kahramanlık da bitebilecek bir harekatı ya da hareketi de olmamıştır değerli arkadaşlar. Şimdi Sovyetlere kaçtı dedik. Sovyetlerle, Sovyet bakanlarla, elçileriyle çeşitli temasları oldu. Sovyetler onu kullanmak istediler. Artık biz Sakarya Meydan Savaşı'nda kazandıktan sonra Enver Paşa da artık memleketin kurtulacağını, hiç olmazsa Anadolu'nun orada bizim elimizde kalacağı ve milli devlet çıkarılacağı sonucunu çıkardıktan sonra bir daha Anadolu'yla temasını kesti. Mustafa Kemal Paşa'ya bir mektup bile yazmadı. Tacikistan'a gitti ve orada da girdiği bir silahlı çatışma sonucu öldürüldü değerli arkadaşlar. Kaldı ki Enver Paşa'yı, bana kalırsa bu benim tezim, Sovyetler son dönemlerinde Enver Paşa'dan çok rahatsız olmaya başlamışlardı. Bana kalırsa Enver Paşa'yı Sovyetler öldürttü. Tetikçisi tabii ki Ermenilerdi. Bir Ermeni'ye çektirdiler tetiği. Ama azmettiren bana göre Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ydi değerli arkadaşlar. Çok fırtınalı bir hayat hikayesi var gerçekten Enver Paşa'nın. Yani 40 küsur yaşında, yok 40 küsur yaşında değil, 36 yaşında tuğgeneral olur, 37 yaşında artık Harbiye Nazırı'dır.
adına hazırdır. Osmanlı orduları başkomutanlığına vekalet eder ve sonra başkomutanlık yapmıştır. Ve 41 yaşında da son bulan bir hayat hikayesinden bahsediyoruz. Çok fırtınalı bir hayat hikayesi. Kaldı ki o dönemin subaylarına baktığınız zaman hepsinin hayatı çok hızlı akıyor. Yani bunlar 19-20 yaşında zabiten okulundan çıkıyorlar, sonra kurmay okuluna gidiyorlar. 24-25 yaşında birliklere, kıtalara atanıyorlar. Hayatları fırtınalı geçmiş bu insanların. Fırtınalı hayatları süren insanların birbirleriyle fikir ayrılıklarına düşmesi de gayet normal bir şeydir. Enver Paşa, Mustafa Kemal Paşa gibi düşünmek zorunda değildir. Mustafa Kemal Paşa da Enver Paşa gibi düşünmek zorunda değildir. Aralarında bunların her zaman bir çekişme vardır. Mustafa Kemal Paşa da Enver Paşa da birbirlerinden haz etmezler. Mustafa Kemal Paşa'mız son İttihat ve Terakki toplantısına katıldıktan sonra çıkar gider toplantıdan Enver Paşa Mustafa Kemal Bey'in ardından şunu söyler. Mustafa Kemal'e ne verirseniz verin o asla yetinmez, gerekirse Allah olmak ister der. Mealen bu cümleyi söyler. Mustafa Kemal'e tehlikeli bir hırslı bulur. Mustafa Kemal Bey'in de ona karşı söylediği cümleler vardır her zaman. Tasvip etmediği fikirler vardır. Aralarında kıskançlık vardır her zaman. Bakın ben size söyleyeyim. İkisi de birbirini o yüzden haz etmez. Mesela Çanakkale Savaşı'nda Çanakkale Savaşları'nın ve Anafartalar grubu kahramanı Mustafa Kemal Bey, Albay Mustafa Kemal Bey kahraman olmuştur. İstanbul gazetelerine resmi basılacaktır Mustafa Kemal Bey'in. Fakat Enver Paşa Harbiye Nazırı olarak bu gazeteleri sansürler. Mustafa Kemal Bey'in resimlerinin basılmasını engeller. Evet, böyle çekişmeler vardır aralarında ama mektuplarında birbirlerine yazdıkları, milli mücadele döneminde birbirlerine yazdıkları mektuplara baktığınız zaman hiçbir zaman birbirlerine saygılarını kaybetmemişlerdir. Birbirlerine kardeşim diye, efendim diye hitap ederler. Arada sırada Enver Paşa küçük küçük tehdit eder Mustafa Kemal Paşa'yı ama hiçbir zaman öyle aralarında çekememezlik vardır ama hiçbir zaman böyle aralarında kanlı bıçaklı olabilecek gibi bir düşmanlık yoktur. İnsanlar zannediyorlar ki Enver Paşa ile Mustafa Kemal Paşa'mız kanlı bıçaklıydı. O yüzden Enver Paşa Mustafa Kemal Paşa'yı sevmiyordu. O zaman ve Enver vatan haindir. Böyle bir şey yok değerli arkadaşlar. Evet, Enver Paşa'nın yaptığı birçok hata bu memleketi felakete sürükledi. Ama dediğim gibi vatan hainliği o çok başka bir şey. Enver Paşa kesinlikle vatan haini bir insan değildir. Ama tabii ki Türklük fikrinin kurucu babası da değildir. Türklük fikri daha Enver Paşa doğmadan önce zaten bu topraklarda vardı değerli arkadaşlar. Evet, bugünlük benden bu kadar. Umarım kafanızda Enver Paşa ile alakalı bazı şeyler oturmuştur. Aynı zamanda Murat Bardakçı'nın Enver Paşa hakkında yazdığı kitabı da okumanızı tavsiye ederim değerli arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.